Sevgili seyirciler, programımızda genç girişimcilerin de yeri ve önemi çok fazla. İşte onlardan biri Mehmet Menekşe. Özellikle dekorasyon, boya ve duvar kağıdı alanında güzel işler başaran bir girişimci. Hikayesini, çalışmalarını sizlerle buluşturacağız. Mehmet Bey, öncelikle hem sizi tanıyalım hem de yaptığımız işin ne olduğunu izleyicilerimizle paylaşalım. Şu anlık dekorasyon işleriyle uğraşıyoruz. Herhangi işte boya, badana işte, duvar kağıdı olur, karton piyer. Bir eve girdiğimiz zaman bütün dekorasyonu her türlü yapabiliyoruz ama bizim branşımız sadece karton piyer, duvar kağıdı, boya olarak. Diğer tesisat işleri, fayans işleri olduğu zaman da arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Çok güzel. Peki bu işe nasıl başladık, nasıl ilerledik? Nasıl başladık? Ya babam yoluyla oldu. Ben okulu bıraktıktan sonra yanıma alacağım dedi. O şekilde 5 yıldır devam ediyorum. Babamın tecrübesi de 30 yıldır devam ediyor. Bu şekilde ilerliyoruz. Ankara'nın nerelerinde hizmetleriniz oluyor? Her yerde. Hani çağrıldığımız zaman her yere gitme şansımız oluyor. Herhangi bir servis ücreti almıyoruz. Gidip bakıyoruz. Ondan sonra anlaşırsak başlıyoruz. Nerelerde nasıl ulaşıyorlar ve neden sizlerle çalışıyorlar? Şöyle söyleyeyim, hani tanıdıklarımız oluyordu önceden ama şimdi Instagram hesabı kurduğumuz için o şekilde bize ulaşıp arayıp konuşabiliyoruz, o şekilde yönlendiriyoruz. Çok güzel. İşimizi biraz daha detaylı yapalım. İşinizi yaparken kriterleriniz neler oluyor, projelerinizi nasıl oluşturuyorsunuz, müşteriyle birlikte mi karar veriyorsunuz, o süreç nasıl işliyor? O süreç şöyle, ilk girdiğimiz zaman zaten bir konuşuyoruz işte ne yapılacaksa onları şey yapıyoruz, anlatıyoruz. Ondan sonra alternatifler sunuyoruz, işte burası böyle olabilir, şöyle olabilir diye. Onlar da işte uygun görürlerse, kendileri işte fiyatı da uygun olursa, işte her bütçeye göre zaten bizim çalışmamız oluyor. O şekilde birlikte, olmazsa da direkt mimarla yapabiliyoruz. Hani önce mimar çağırıp sonra bizi çağırabiliyorlar. O şekilde devam ediyoruz. Öncelikle genç bir girişimci olarak kutluyorum bu sektöre kattığın emeklerden dolayı. Birçok şeyi konuştuk ama neler söyleyelim izleyicilerimize? Bu işi yapmak isteyenler de olabilir. Neler önerirsiniz? Bu işi yapmak isteyenler, hani ben bu işin herhangi bir okulunu okumadım. Hani babam kendi usta olduğu için aynen öyle. Direkt hani bir tertemiz bir ustadan almak daha güzel oluyor. Hani yapacak olanlara da tavsiye ederim yani. Güzel.